Kanalıma hoş geldiniz bugün elimde böyle bir orkide var bu orkidemin yaprakları gayet canlı ve şu anda e sağlıklı bakın yakından gösteriyorum yaprakları gayet canlı ve sağlıklı hatta orta kısmından yeni bir yaprak çıkardı. Bazen orkidelerimizin yaprakları çok canlı, sağlıklıyken bazen e, orkidelerin yaprakları birdenbire yumuşayabiliyor ya da solabiliyor. Bugün özellikle sizlere bu konuda bir deney yapacağım. Orkidemin bakın alt yaprakları ise bu şekilde biraz daha yumuşama ve solma var. Orkidenin alt yapraklarında bu tarz durumlar olabiliyor. Yaprak yumuşamasının en önemli sebeplerinden biri tanesi orkidenin eğer çok fazla kök çıkarıyorsa, yeni kökler çıkarıyorsa bu yumuşamasına sebep olabilir. Bakın orkidemin kökleri gayet sağlıklı ve bol bol yeni aktif kökler çıkarıyor. Bu orkidemizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Peki bizler sağlıklı orkideleri şekeri gübre olarak kullanabilir miyiz? Kanalımda sizler için birçok gübre tarifini paylaştım. Kesinlikle sonuç almadan hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum Peki orkideler için biz e, şekeri gübre olarak verebilir, verebilir miyiz? Bunu özellikle bu sağlıklı orkidemde sizlere göstermek istedim. Hemen sizlere e, orkideler için şekeri gübre olarak nasıl hazırlayabileceğimizi ilk aşamada göstereceğim. Bakın 1 litre su var burada 1 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum. Daha önce hiç denemedim. Kesinlikle orkidelerime şeker hiç kullanmadım. İlk defa deniyorum ve bunu da özellikle sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü takipçilerimden bana bununla ilgili çok fazla soru geldi. Bazı YouTube kanallarında bununla ilgili videolar var. Ben de sizlere bunu detaylı olarak göstermek istedim ve nasıl sonuçlar alacağımızı da şimdi sizlere göstereceğim. Evet, şekerli suyu hazırladım ve şimdi her zaman olduğu gibi orkidelerimde ben kullandığım gübreleri en fazla 5 yemek kaşığı kadar veriyorum. Şekerli suyu da diğer orkidelerimdeki gibi 5 yemek kaşığı vereceğim ve bununla e, orkidemin nasıl bir gelişim göstereceğini sizlerle zaman ile paylaşacağım. 5 yemek kaşığından fazla vermiyorum. Evet. Gübreyi verdikten sonra orkidemdeki gelişimleri sizlerle zaman içerisinde tekrardan paylaşacağım. Evet aradan tam 8 gün geçti, Bir hafta geçti ve şekerli suyun orkidem üzerindeki etkilerini size yakından göstermek istiyorum. Bakın orkidemin maalesef yapraklarında sararma başladı. Hemen şöyle size yakından da göstereceğim. Bakın gördüğünüz üzere orkidemin bir yaprağı tamamıyla sarardı. Ve diğer yaprakları ise yine sararmaya başladı. Normalde orkideler yaprak sarartırken en altı yapraktan o da yaşlı yaprakları sarardır. Fakat bu vermiş olduğumuz şekerli suyun kesinlikle orkidelere çok zararlı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu orkidem gayet sağlıklı bir orkideydi ve üst yapraklardan sarartmaya başladım. Ee, sonucu zaten biliyordum fakat özellikle sizlere de her zaman olduğum gibi dürüstçe davranıp sonuçlarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Şekerli suyu kesinlikle orkidelerinize ve sağlıklı orkidelerinize gübre olarak vermeyin. Eğer şekerli suyu Orkidelerinize özellikle sağlıklı orkidelerinize gübre olarak verirseniz şekerli su kısa sürede orkidelerinizin yapraklarının sararmasına, solmasına, hatta hızlı bir şekilde kök çürümesi ve ölmesine sebep olur. Şekerin bitkileri, çiçekleri zararlı olmasının sebebi ise çünkü şeker özellikle toprak içerisindeki bitkinin kök yapısını bozuyor. Ve kök yapısı bozulduğu zaman bu orkidelerde ya da diğer çiçeklerde köklerde çürüme ve bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu bir yaprak sararması yaparak gördüğünüz üzere bir mantar hastalığı ya da bir küllenme hastalığı olabilir. Bu tarz hastalıklara sebep olur. Diğer ikinci önemli şekerin zararı isim Orkidelerde özellikle ya da diğer çiçeklerinizde e, kokusundan dolayı zararlı böcekleri kendisine çekecektir ve bu da maalesef orkidenizde kısa sürede böceklenme artarak yine e, sağlığından olmasına sebep olur. Bu yüzden orkidelerinize kesinlikle şekeri kullanmayın. E, şekerin özellikle bu tarz çiçeklerde Ev bitkilerinde toprak içerisindeki bitkilerde zararlı olmasının sebeplerinden bir tanesi de e, şekerin maalesef bitkinin toprağı içerisindeki azotu, fosforu, potasyumu su vasıtasıyla almasını engelliyor. Ve böyle bir durumda besin maddelerinin alımını engellediği için orkidelerde bu şekilde sararma ya da yaprakların giderek e, yumuşaması ve maalesef ölmesine kadar sebep olabilir. E, kesinlikle. Orkidelerinize şeker vermeyin ve bununla ilgili olan youtube videolarına da kesinlikle inanmayın. Yoksa eğer sağlıklı orkidelerinize şekerli su verirseniz kısa sürede orkidelerinizin maalesef ne hale geldiğini görebilirsiniz. Bakın sadece 8 gün içerisinde orkiden bu hale geldi. Şekerli suyu peki hangi çiçeklerde kullanabiliriz? Özellikle şekerli suyu kesilen bitkilerde, çiçeklerde kullanabilirsiniz. Çünkü kesilen bir bitki ya da çiçek zaten ölecektir artık. Ve bundan dolayı da siz ona ne verirseniz verin bu o kesilen bitki ya da çiçek için bir besin olacaktır. Dalları bu şekilde kesildiği için kesilen yerden bu suyu ve vitamini yaşamak için almaya çalışacaktır. Sizler de eğer çiçeklerinize, kesilen çiçeklerinize bunu uygulamak istiyorsanız 1 litre suya 1 tatlı kaşığı kadar şeker koyabilirsiniz. Daha sonra bunu karıştırıp e, bahçeden kopardınız ya da evinize gelen çiçekleri bu şekilde bir vazon içerisine koyarsanız ömrüm e, 2 haftaya kadar sürebilir. Normalde zaten iki hafta sonra ya da bir hafta sonra bu şekilde suyun içerisinde bekletilen bu çiçeklerde hemen köklerinin çürümeye başladığını sizler de zaten görürsünüz. Yani yine e, tamamıyla bunları e, uzun süre aylarca e, çiçekli bir şekilde kalmasına yardımcı olmaz. Bugün sizlere şekerin e, çiçekleriniz için gübre olarak kullanılmayacağınızı, ee, hatırlatmak istedim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız e, çok mutlu olurum. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Ee, ve eğer bu anlattığım e, yöntemleri de deniyorsanız mutlaka yorumlar kısmına e, yazabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.